Değerli dostlarım herkese selamlar. Bu videomuzda 2023 yılı PTT memur atamaları hakkında biraz konuşmuş olacağız. Birçok kişinin en çok merak ettiği ve en çok beklemiş olduğu atamalardan bir tanesidir. Artık 5 yıllık gibi sürede neredeyse hiçbir ilan gelmedi, resmi bir duyuru gelmedi. Bundan sonraki süreçte işte seçim öncesinde yeni bir atama kararı gelir mi ile ilgili birçok soru gelmişti. Onları şöyle bir derledim, topladım. Bu videomuzda konuşmuş olacağız arkadaşlar. Lütfen sizler de diğer tüm memur atamasından PTT memur alımları başladığı takte başvuru nereden yapılır, nasıl yapılır, en doğru tercih nasıl verilir ile ilgili önemli kısımlardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes lütfen videoyu beğenmeyi ihmal etmesin. Evet görmüş olduğunuz gibi 2023 yılı PTT memur alımı olacak mı ile ilgili birçok soru gelmişti. Bunun normalde resmi gazetede Yönetmenlik duyurusu çıkmıştı. Yani bizler nasıl atama yapacağız, nasıl ilanımızı getireceğiz, hangi yolla başvurular yapılacak veya kimler başvuru yapabilecek, hangi bölüm mezunları başvurabilecek, KPSS şartı ne olacakla ilgili birçok soruya zaten yanıt bulmuştuk. Bunun da duyurusu zaten daha önceki resmi gazetede belirtilmişti ki ben bunu videolarda anlatmıştım. Bu resmi gazete 13 Mayıs 2022 tarihinde gelmişti. Resmi gazetede bilgisi verilmişti. Ki ben bu sayfanın en altına da linki bıraktım. Sizler rahat bir şekilde hem bu sayfaya ulaşım sağlayacaksınız, hem de bu linke ulaşım sağlayacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Demiş olduğum gibi 13 Mayıs 2022 tarihinde resmi duyuru gelmiş olduğu yönetmenle ilgili PTT memur ataması ile ilgili önemli kısımlar zaten değinilmişti. Bizler de bu bilgiyi daha öncesinde vermiştik. Bunun duyurusu geldi fakat henüz atama gerçekleşmedi. Evet yönetmenlik geldi ama henüz atama duyurusu gelmemiş durumdadır. Bir kere ne zaman olabilir? Bunun duyurusu yüksek ihtimalle resmi yazı olmamakla beraber seçim öncesinde yeni büyük bir atama olacağı biri gündemde mevcuttur. En son atama 10 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşmişti. Mayıs'a kadar bir ilan geleceği düşünülürse totalde toplamda 5 yıl gibi bir uzun, yüksek bir zaman aralığıyla ilk defa yeni bir atama yapılmış olacaktır. 5 yılın ardından arkadaşlarım. Ve 5 yılın ardından yeni bir atama gelecekse de muhakkak ki yüksek rekor bir atama gelecektir sevgili dostlarım. Peki başvurular nereden yapılacak? Nasıl yapılacak? Bakın resmi yazıda ben bilgiyi topladım. Buraya yazmış durumdayım. Başvurular için personel alımı ilanını takip en son 10 günlük başvuru süresi tanınmış olacaktır. Yani resmi duyuru geldiği takdirde 10 gün içerisinde başvurularınızı yapabileceksiniz. Başvurular internet ortamı üzerinden alınmış olacaktır. İşe alıma kadar tüm aşamalar resmi yazılarla beraber bizlerin karşısına çıkmış olacaktır. Herhangi bir posta öyle yazışmalar olmayacaktır arkadaşlar. KPSS puan üstüne göre ilk başta sizler söz sınava dahil olmuş olacaksınız ve söz sınav ardından Sizlerin ataması gerçekleşmiş olacaktır. Ki birazdan da puanlara da bakmış olacağız arkadaşlar. Bunların hepsi resmi yazılardır. Bilginiz olsun. Kimler PETT'de memur olabilir? En son yayınlanan yönetmeliğe göre ön lisans ve lisans mezunları başvurusunu yapabiliyor. Peki lise mezunları başvuru yapamaz mı ile ilgili birçok soru da gelecektir. Lise mezunları için şu an resmi bir yazı bulunmamaktadır. Şu an demiş olduğum gibi resmi gazetede ön lisans ve lisanslar en çok payı kapmış durumda. Lise içinde yeni bir atama kararı olursa onu ilerleyen günlerde zaten değinmiş olacağız merak etmeyiniz. Diğer önemli detayları da zaten ben açıklama kısmına bıraktım. Sizler hepsine rahat bir şekilde tek tek ulaşım sağlayacaksınız. En sonki aşamada ise bakın resmi gazetede yönetmenliğe ulaşmak istiyorsanız da şu sekmeye tıklamış olacaksınız. Bu sekmeye tıkladığınız takdirde arkadaşlarım ve resmi yazıya ulaşmış olacaksınız. Resmi gazetede 13 Mayıs 2022 tarihindeki resmi gazeteye ulaşım sağlayacaksınız. Ve en aşağı geldiğiniz takdirde de hangi bölüm mezunları başvurabilir gibi önemli kısımların hepsine ayrıyetten ulaşım sağlayacağınızı belirtmek isterim. Bunun haricinde herhangi bir lisans mezunu. Yani baktım şuraya senin bölümün yok. Senin bölümün burada yoksa Burada bak şöyle yazmış durumda. Herhangi bir lisans mezunu da başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Bakın şurada yazmış durumda. 4 bin nitelik kodu. Herhangi bir lisans mezunu da başvurabilir. Daha sonrasında ön lisanslar geliyor. Ön lisansa baktın. Kendi bölümünde bir atama yok. Ben baş başvuramayacak mıyım? Hayır sen de başvurabilirsin. Herhangi bir ön lisans mezunu da ataması da yapılacaktır arkadaşlar. Bunların puan şartı da zaten en aşağıda verilmiş durumda. Kimisinde yazılı sınav olacak. Kimisinde sadece sözlü sınav olacak. Yazılı sınav olanlar genelde uzman yardımcısı, uzman gibi düzeyde atamalar varsa yazılı sınav oluyor. Diğerlerinde normal memur atamasında yazılı sınav olmuyor. Sizler puan üstünlüğüne göre sözlü sınava dahil oluyorsunuz ve sözlü sınavdan da atanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Örnek olarak mimar, mühendis, avukat, gişe, büro memuru, düz memur Tekniker atamalarında KPS en az 70 puan istenmiş olacaktır. Ve söz sınavında en az 70 puan almakla beraber atanmış oluyorsunuz. Postacı ataması yani ön lisansların başvurabileceği yerde ise en az 60 puan isteniyor. Ve 70 en az sözlü puanla beraber sizler atanmış olacaksınız. Demiş olduğum gibi yönetmenlik geldi, duyuru geldi, hangi bölümler başvurabilir gibi önemli kısımların hepsi geldi zaten. Resmi yönetmenlik de geldi, resmi gazetede bile yayınlandı bu. Ama henüz maalesef duyuru gelmemiş durumdadır. Hani 5 yılın ardından bir atama gelecekse de yüksek ihtimalle bakın şu an gördüğünüz en son ki atama 10 Mayıs 2018. Yani 5 yıl gibi yüksek bir zaman aralığından bahsetmiş durumdayız arkadaşlarım. bunların duyurusu illaki gelecektir. ki karşımıza gelecektir. Bizler duyuruya ulaşmış olduğumuz takdirde anında bilgisini vereceğiz sizlere. Umarım en yakın sürede PTT memuru atamasının duyurusu gelmiş olur diye umut ediyorum arkadaşlar. Günü geldiğinde başvuru neden yapılır, nasıl yapılır, kimler nereye başvurabilir gibi önemli kısımlara ayeten değinmiş olacağız. Lütfen tüm bu karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak... Tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Demiş olduğun gibi ben bu sayfanın linkini zaten yorum kısmına sabitleyeceğim. Sizler rahat bir şekilde bu sayfaya ulaşım sağlayacaksınız. Ve resmi gazeteyi de inceleyebileceksiniz. Ben hepsini detaylı bir şekilde zaten ayrı ayrı belirtmiş durumdayım. Başlıklarda da net bir şekilde yazmış durumdayım arkadaşlar. Evet şu an kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuzda inşallah PTT memur ataması başladı duyurusunu vermek umuduyla. Hoşçakalın.